Teşkilatlarımızdan bizlere haklarını helal etmelerini rica ediyorum. Gerçekten sizlerin emekleri büyük. Hiçbir şekilde çekinmeden, yok ekonomik problemmiş, yok başka problemlermiş, bunları hiçbir şekilde önemsemeden kapılara gidip çalışmalarınızı ve partimizle ilgili tüm detayları, seçim programlarını yapıyorsunuz. Rabbim inşallah sizlerin gücünü eksik etmesin, sizlerin enerjisini eksik etmesin. Bizler sizler her zaman sizin emrinizdeyiz. Ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. İnşallah 2023 yolunda bu sıkıntılarda başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve yol arkadaşları Ayşe Başkanımızla birlikte inşallah hep birlikte aşacağız. Ben sizler olduğum müddetçe, sizlerin bu gayret olduğum müddetçe 2023 değil, diğer sınavların 2024, 2053, 2071 sınavlarını da başarıyla geçeceğimizi inşallah hiçbir şekilde şüphem yoktur. Rabbim yolunuzu açık eylesin. Bizleri inşallah sizlerin yoluna ayırmasın. Birlik beraberliğimizi bozmasın. Rabbim Cumhurbaşkanımıza, Ayşe Başkanımıza güç kuvvet versin. Teşkilatlarımıza güç kuvvet versin. Tekrar hepinizin ayaklarına sağlık. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bizleri memnun ettiniz. Tekrar katılımlarınızdan dolayı hepinize ayrıca teşekkür ederiz. Önümüzdeki bir yılı bölgesel olarak planlayacağız ve ilçe başkanlarımızla istişare edeceğiz.
Emine Başkanım, Bursa Milletvekilimiz, Teşkilat Başkanımız, çok eski bir teşkilatçıdır. Çok çok eski bir teşkilatçıdır. Ben her zaman onun teşkilat tecrübesine çok güvenirim. O sizlere az sonra teşkilatçılığın bütün detaylarıyla ilgili önümüzdeki bir yılın planlamasını detaylı bir şekilde bahsedecek. Biz her seçimi çok önemsiyoruz. Ben partimiz kurulduğundan bu yana tüm seçimlerde görev yapmış bir kardeşiniz olarak, yerel seçim, genel seçim, referandum, her seçime girerken diyoruz ki evet bu seçim çok önemli ama 2023 gerçekten çok önemli. 17-25 Aralık'ta deneyip yapamadıklarını, efendime söyleyeyim gezi olaylarında deneyip yapamadıklarını ve en son 15 Temmuz gibi bir cehennemi bu millete layık görüp deneyip yapamadıklarını hepsini 2023'te hedeflerine koydular. Ama bu milletin feraseti ve basireti, siz teşkilat mensubu kardeşlerim ve başta kadınlar olmak üzere, elbette erkekler de sayın başkanım ama bu kadınların emeğini siz de takdir ettiniz az önce. Bu arkadaşlarımın alın teri, emeği, gayretiyle birlikte inşallah 2023'te de çalınmadık kapı, alınmadık gönül bırakmayacağız. Bakın oy almadan önce gönül almamız lazım. Ve biz bunlar yaparken AK Parti olarak genel merkezde biliyoruz ki illerimizde ilçe başkanlarımız, mahalle başkanlarımız, sandık yönetim kurulu üyelerimiz işte o gönül almayı partimiz adına yapacaklar ve inşallah onunla beraber 2023'te sizlerin alın teri ve emeğiyle bu milletin teveccühüyle, aziz milletimizin teveccühüyle tekrar yolumuza devam edeceğiz. Evet bugün ve yarın bu bir yılı burada sizlerle birlikte istişare edeceğiz. En önemli mihenk taşımız da sandık yönetim kurullarımız. Bizim aşağı yukarı kaçıncı ilimiz bu benim şahsi olarak geldiğim 52. il, 52 ya da 53. il. Biliyorsunuz kadın emeği buluşmalarımız var, onda da 73'ü mü tamamlıyoruz? 73 ili tamamlıyoruz. Bölge koordinatörlerimiz, il koordinatörlerimiz hemen her ay o ildeler, o ilin bir ilçesindeler, dolaşıyorlar. Özellikle son bir yıldır. AK Parti 20 yıllık geleneği olan bir parti kadın kolları teşkilatı açısından. Ben bir yılın özelinde söylüyorum bunu size. Arkadaşlarımız bütün illeri birkaç kez ziyaret ettiler ve özellikle merkez ilçelerden başlayarak da bütün ilçeleri tek tek ziyaret edip onlarla birlikte çalışma modellerimizi sahada uygulamasıyla birlikte çalışıyorlar. Bugün burada bunların detaylarını konuşacağız ama şunu söylemek isterim. Ben Afyon'a bugün geldim. 3 ay sonra bir daha geleyim. 6 ay sonra bir daha geleyim. Emine Başkanım bir daha gelsin. Dilek Başkanım, koordinatörlerimiz bir daha gelsin. İstersek 10 kere gelelim, 15 kere gelelim. Ama o mahalle başkanımın o mahallede yapacağı ziyaretler, o sandık yönetim kurulu üyemizin ulaşacağı o haneler, çalacağı kapılar, alacağı gönüllerin yerini hiçbir şey tutamaz. Ben görev alırken Cumhurbaşkanımıza bir söz verdim. Türkiye'nin her yerinde kadın kollarının alın terini görmeye devam edeceksiniz dedim. Durmak yok, yola devam dedim. Evet Allah'ın izniyle kendime güveniyorum, ekibime güveniyorum. Ama ben bu sözü verirken arkadaşlar, kardeşlerim size güvenerek verdim. Sizin alın terinize, emeğinize güvenerek verdim. Onun için diyorum ki Allah bizi, başta aziz milletimize ve Sayın Cumhurbaşkanımıza mahcup etmesin. Yanımızda Afyonkarahisar İl Başkanımız Ferda Ertürk, Kadın Kolları Başkanımız Ferda Ertürk. Daha sonra AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanımız Ayşe Keşir ve İl Başkanımız Hüseyin Ceylan Uluçay var. Kendilerine bugün Ege Bölgesi toplantıları gerçekleşecek kadın kollarında. Efendim toplantı hakkında bize bilgi verebilir misiniz rica etsek?
Şimdi AK Parti Kadın Kolları Teşkilatı'nda bir geleneği olan bir parti. 20 yılı aşan bir süre. Biz de bu geleneğin devamı olarak bir yıl önce görevi aldığımızdan bu yana teşkilatlarımıza çok yakın çalışıyoruz. Ankara'da zaman zaman toplantılar yapıyoruz, yürüttüğümüz projeler var. Ama özellikle yerindelik açısından da bölge toplantılarını çok önemsiyoruz. Bugün burada 8 ilden 130 ilçeden tüm arkadaşlarımız, hem il başkanları, il teşkilat başkanları ve 130 ilçe başkanlarımızın tamamı firesiz bir şekilde bugün buradalar. Önümüzdeki bir yılı planlaması ve şu an yürüttüğümüz projelerin değerlendirmesini yapacağız. İçerideki konuşmamda da söyledim. Kurulduğu günden bugüne AK Parti aslında hem icraatlarıyla hem kadınlar ve erkeklerin omuz omuza siyaset yapmasıyla bir kadın hareketi aslında. Ve bugün de onun bir göstergesi. Bölgenin dört bir yanından, en uzak ilçeden bugün, hatta İşte orman yangınları dün akşam itibariyle kontrol altına alındı. Muğla İl Başkanım teşkilatlarıyla burada. Onun için bölgenin dört bir yanından arkadaşlarımızla önümüzdeki bir yılı ve şu an yürüttüğümüz projeleri istişare etmek üzere kurtuluş mücadelemizin önemli şehirlerinden birinde Afyon'da bugün burada programda beraberiz. Ayşe Hanım, konuşmanızda kadınlar çok önemli yerlere geldi partimizle beraber dediniz. Daha da büyük çalışmalar peşinde olacağız dediniz. Bu çalışmalar nelerdir? Bu konu hakkında da bize bilgi verebilir misiniz? Şimdi öncelikle kadının siyasete katılımı çok önemsiyoruz. Az önce rakamları verdim. 2002 yılına kadar ne yazık ki parlamentoda kadın oranı %4'ü hiç geçemedi. Ve bugün %17'yi aşan milletvekillerimiz var, kadın milletvekilleri. Özellikle AK Parti'ye baktığınızda 54 kadın milletvekilimizin 45'i teşkilat kökenli. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız teşkilat kademelerinde, genel merkezde, ilçede, ilde yetişen kadınların siyasette yoluna devam etmesini son derece önemsiyor ve partimizin böyle bir modellemesi var. Ama bununla birlikte biliyorsunuz kabul edilebilir eşik %25. Biz bu %25'e ulaşıp onu aşana kadar durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Tabii siyaset emek işi. Özellikle il başkanımın da az önce içeride bahsettiği gibi kadınlar da siyasetin emekçileri. Afyon'da da eminim öyle, tüm Türkiye'de öyle. İlçelerinde, sokaklarında bütün o kadınların, teşkilat mensubu kadınların alın terini görebilirsiniz bu 20 yılda. Ama bu bir yılda daha çok göreceksiniz. Çünkü muhalefetin söylemleri sertleştikçe aslında kadınlar daha çok bileniyor. Çünkü 20 yıl öncesini az önce de söyledim, benim kuşağım ve pek çok kadın çok iyi biliyor ve asla o günlere geri dönmek istemiyorlar. Ve helalleşmenin aslında büyük bir manipülasyon olduğunun farkında bu kuşak kadınlar. Ve onun için bu bir yılda daha çok alın teri dökecekler. Hem üzerlerindeki yani Türkiye'deki seçmenin sorumluluğu hem de Türkiye'nin etki alanında olan mazlum coğrafyaların sorumluluğunu kadın kollarındaki arkadaşlarımız hep beraber inşallah yerine getirmeye çalışacağız. Hem başta milletimiz olmak üzere ve Cumhurbaşkanımız olmak üzere bize güvenenleri de mahcup olmak istemiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz efendim açıklamalarınız için. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun arkadaşlar. Sağ olun.